Evet, tam kapanma için artık saatler kaldı. Şimdi Ankara'ya gidelim acaba. Çarşıda, pazarda, yollarda yoğunluk nasıl? Bekir Mert karşımızda. Bekir, nasıl yoğunluk başladı mı? Evet Feridun Erdoğral, dün başlamıştı aslında yoğunluk. Özellikle kabine toplantısının hemen ardından kapanma açıklaması sonrası yoğunluğun başladığını söyleyelim. Özellikle bugün saatler 19'u gösterdiğinde kapanma başlayacak. Kapanma öncesinde de Ankara'da başkentin en işlek, en hareketli noktalarından bir tanesinde de yoğunluk devam ediyor. Ulusalli'nin hemen girişindeyiz. Kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'le birlikte bir yandan da içeri doğru adım atacağız. İçeride zira ciddi bir kalabalık gördük az önce. Burada böyle büyük bir kalabalık gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Saatler 19'u gösterdiğinde kısıtlama başlayacak ve kısıtlama 17 gün boyunca devam edecek ve Mayıs ayına kadar da 17 Mayıs tarihine kadar bu kısıtlamanın devam edeceğini söyleyelim. Özellikle vatandaşların alışveriş telaşı günler öncesinden başlamıştı ve o telaş devam ediyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde alışveriş telaşı son bulmuş olacak ve saat 19'da yasaklar başlıyor. Bu yasaklar öncesi de hem bir yandan vatandaşların bayram alışveriş telaşı başladı. Zira Ramazan bayramının artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar hem bayram alışverişlerini yapıyorlar hem de bu kapanma sürecindeki temel ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar. Ulusalinde de yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Aslında günler öncesinde burada yoğunluk başlamıştı ve o yoğunluk devam ediyor ve çarşının halin hem giriş kısmında hem de çıkış kısmında iki taraflı da bir yoğunluk devam ediyor, onu söyleyelim. Temel ihtiyaçları karşılıyor buradaki vatandaşlar. Özellikle meyve sebze reyonlarında bir yoğunluk gözlemledik. Onun dışında kısmen de olsa balık tezgahlarına ilgi yoğun alışverişlerini burada yapıyor vatandaşlar. Ve özellikle şunu belirtelim, sahur hazırlıkları genellikle yapılıyor. Zira Ramazan bayramının artık son Ramazan bayramına doğru hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ulusalinde de o yoğunluk devam ediyor ve vatandaşlar özellikle sahur ihtiyaçlarını da buradan gideriyor. Meyve sebze yönünde ihtiyaçlar da gideriliyor ve yoğunluk aslında akşam saatlerine kadar burada devam edecek. Saatler 19'u gösterdiğinde kısıtlama başlıyor ve bu yasaklar 17 Mayıs tarihine kadar 17 Mayıs sabah 5'e kadar devam edecek ve gün bu buradaki Ulusalindeki yoğunluğun da saat 5 itibariyle son bulmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki, teşekkür ediyoruz Bekir Mert. Sana da kolaylıklar diliyorum orada.